Arkadaşlar geçen hafta pazardan aldığımız fesleğen bitkisini kullandık. Birkaç tane de dalını suda köklendirdik. Yaklaşık 10 gün oldu. Gördüğünüz gibi oldukça güzel köklenmiş. Bakın kılcal köklerin durumu ve hatta çiçek açmış fesleğen bitkisi. Fesleğen bitkisi yüksek aromatik bir özelliğe sahip ve oldukça şifalı bir bitki. Bunu çok rahatlık ballı babagiller familyasına, yani nanenin de bulunduğu familyadan ve bu sebeple rahatlıkla bitki kısmından herhangi bir dal parçasından köklendirilebilir. İşte biz de bunu köklendirdik. Gördüğünüz gibi bakın hemen su içerisine koyduk. Burada suyun içerisine bir miktar yaklaşık yarım çay kaşığı parçın tozu koyduk arkadaşlar. Bu köklendirmeyi kısmen hızlandırıyor. Ve suda dediğimiz gibi çok rahatlıkla fesleğen bitkimiz yetiştirilecek fide haline geliyor. Hemen bunu basitçe saksıda yetiştirebiliriz. Görmüş olduğunuz şu şekildeki bir saksıyı bir miktar toprağını aldıktan sonra bitkiyi bu şekilde yerleştirip ve üzerine toprak ilave ederek değerli dostlar saksıda fesleğen bitkisi yetiştirmiş oluyoruz. Yani pazardan aldığımız herhangi bir fesleğen bitkisinin dallarında bu şekilde yetiştirebiliriz. Daha önce diktiğimiz ve saksıda dallanarak çiçeklenip attı bu arada. Çiçeklendikten sonra tohumunu da alabiliriz. Bu şekilde saksıda çok rahatlıkla fesleğen veya mor reyhan bitkisini yetiştirmemiz mümkün.